Tekrardan merhabalar. İkilerle biraz grafik problemleri ikinci dersindeyiz. Hazırsanız bence vakit kaybetmeyeyim. Anlattım az önce bir şeyler. Devam. Şimdi demiş ki yukarıda verilen grafikler bir fabrikada üretilen ABCD ürünlerinin sayılarını görüyorsunuz. Burası sayısı ve üretimden sonra satışı yapıldan sonra kalan ürün. Bak çok güzel. Burada biraz uğraşalım. Bakın bu toplam sayısı ürünlerin sayı. Buradan satış yapıyoruz. İkinci grafikte kalan ürün. Gerçi yazmış zaten. Kalan. Ama çok önemli. Yani satılan değil bak kalan. Abi, satılan nasıl bulacağım mesela? Buradan bunu çıkararak bulacaksınız. E hocam burada D yok. Demek ki D'de kalan ürün yok. Demek ki D ürünü bak. Mesaja bak. D ürününün toplam üretilenle satılan aynı. Ürettiği kadar satmış. D kalmamış orada. Yorumu gördün mü? Ne yorum yaptın biliyor musun? Çok normalde pahalıdır. Peki devam edelim. Buna göre ABCD ürünlerinden toplam üretilen ürün sayısı 720. Bak burayı vermiş. 720 tane demiş. Şimdi buradan yola çıkarak siz arkadaşlar bir kere hepsini bulabilirsiniz. Hatta ben size pratik buldurmaya çalışayım burada. Niye? Çünkü bunun tamamı kaç dereceydi? 360. Dersiniz ki mesela 360 derece evet 720 ürünse dersiniz. Tık tık bulursunuz. Hatta bence hiçbir işleme de gerek yok. Neden? 360'a 720 mi kardeşim? Evet. İki kat ilişkisi var. Buraya görebildik mi? Bak 360 derece 720. 720 sayısı 360'ın iki katı mı? Evet. O zaman her açının iki katı gelecek. İşte bunu görmeniz lazım. Şimdi burada tutup da 4 tane orantı kuramayız yani. Belki bu sorunun çözümüne buna gerek yok. Ben şu an size soruyu anlatıyorum. Çözmüyorum. Bakın ben hep bunu söylerim yani. Hem soru çözümünden hem ders anlatımlarında söylerim. Yani hep her soru çözümü geçmek istemiyorum. Amacımız bu değil ki. Konuyu anlatmak. Soruyu her türlü çözeriz. Yoksa buluruz cevap 50 lira. Öyle değil. Bu böyle bulunur. İki kat. Bak mesela burası kaç hemen? Hemen buluruz. Kaç? 216. İki katını aldım. Evet 240. İki katını aldım 120. İki katını aldım 144. İşte buradan bunları bulabileceğimi görün istiyorum. Yoksa tek de orantı kurulmaz yani. Ama mesela 360'da 540 tane ürün dese o zaman kuracaksın orantıyı. Anladık mı olayı? Burada gerek yok. Tamam. 720'de toplam satılan ürün sayısı 420. Bak satılan ürün 420. Şimdi peki ben sana bir soru soracağım. Satılan ürün 420 ise toplamda da 720 ürün var. Ne kadar ürün kalır? Bak 720 ürün var. Bunun 420 satılmış. O zaman geriye kalan ürün miktarı 300 tane. 300 tane kalan ürün var. Yani bu grafiğin toplamı o zaman neyi temsil ediyor? 300'ü. Burada bir ilişki yok. Bakacağız şimdi. C ürününden bu satış sonunda kaç tane kalmıştır? C'yi sormuş. 90 dereceyi sormuş. Ama bir ilişki var. Nasıl bir ilişki var? 90 sayı 360'ın 4'te 1. 4'e var. Cevap 75 çıkar. Cevabı bulduk. Ama hocam orantı kurmak istiyorum. Mesela şöyle orantı kuracaksın. Toplamı kaçtı? 360 mı? 360 derece evet. 300 ürüne denk geliyorsa C 90'dı. 90 derece evet kaç ürün diye soru soracaksınız. Boğazımız daha ağrıyor ders anlatmaktan. Tekrarlıyorum. 360 derece tamamı kalan ürünlerin 300 ürüne denk geliyorsa 90 derece kaçtır diyeceksiniz. Bunu da şöyle yapalım. Şöyle yapalım. 4'te 1'i bakın 4'e bölsen yeter. X eşittir ne oldu yani? 90 çarpı evet 300 bölüsü kaç? 360. 4'e böldüm 4. 304'e bölsem cevap kaç çıkar? 75. Çıkmış olur cevap. 75 geldi. Çok güzel bir soru gerçekten. Çok öğretici bir soru. İşin mantığını iyi anlamanız lazım. Tamam? Yavaş yavaş anlattık. Şimdi iki soru çözeceğiz. Gel. Şimdi ben burayı gördüm ya dayanamam. Ben dayanamam. Gayrı dayanamam. Ben bu açıya... Evet sesim bitince gidiyor. Nereden çıkacağım bilmiyorum. Kaç burası? 150 derece. Serkan bir su versene ya. Su versene. Hizmetlerimizi görün diye yapıyorum. Normalde hani Serkan böyle su falan vermez. Kamera karşısında soğuk verir. Soğuk olmasın ha. İçemem. Kamera karşısında sizde kendini yok. Normalde abi. Şey ders bitsin kırbaç. Su falan değil yani anladın mı olay? Ama işte. Kamera karşısında vermek zorunda. Eli mahkum. Geliyor. İş yavaşlatıyor şu an. Evet. İşi bayağı yavaşlattı. Şu an hiç verme gibi niyeti yok. Sen havaya suyu fırla ben içeyim Serkan. Tamam. Evet, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bismillahirrahmanirrahim. Oturayım bir de ya. Oturayım bir de. Al Serkan'cığım. Sana zahmet. Sen de yoruluyorsun tabii de. Al kardeşim. Bunlar görün diye. Orası 150'ymiş. Tamam. Burası da 180. Doğru mu? Tamam. Ayağımı da her tarafa vurdum. Tamam. Doğru. Ne peki bu? Bu ne ya? Ne lan bu? Neysiniz oğlum siz? Kimsiniz? Belli bir bölgede yaşayan ABC köylerinin içinde bulunan nüfusun dağılımı birinci grafikte. Bu köylerin toplam gelirleriyiz. Bak çok önemli. Bu nüfus dağılımı. Nüfus. Bu da toplam gelir.
nüfusun toplam geliri. İki grafik farklı şeyi temsil ediyor. O zaman açılar arasında bağlantı kuramayız. Cümlemi tekrarlıyorum. İki grafik farklı şeyleri temsil ediyor. O zaman açılar arasında bir bağlantı kuramayız. Tamam. Bu farklı bir şey, bu farklı bir şey. Tamam. Soru ne yani? Tamam, burada bir şey yok. Yapacak bir şey yok burada. Soruya başlayalım. Yapacağımızı yaptık zaten. Açıları bulduk. Buna göre A köyünün nüfusu B köyünün nüfusundan 105 fazla. Şuradan bahsediyor. A köyü kaç dereceydi? 120. B kaç? 90. Bakın A'nın zaten nüfusunun B'den fazla olduğu görünüyor. 120-90. 30 derece mi fazla? Evet. 30 derecelik açı kaçmış? 105 kişi ise. Tamam, 105 kişi. C köyünün nüfusu kaç kişi? C'de 150 derece. 150 derece kaç kişidir? Hocam bunu kullanmadık hocam. İşte bak bunu anlatıyorum ben de. Çift grafik sorularda bazen iki soru çıkıyorsa birini bir kullanırsın. Tek grafik kullandırıyor. Diğer soruda mutlaka ikisini kullandıracak. Mutlaka kullandıracak. Ama bazen ikinci bak bunu hiç kullanmadım. Ne yapayım şimdi ben? Adam gelirle ilgili bir şey söylememiş ki. Kullanmak zorunda değilim. Sana mı soracağız? Her şeyi bir de sana mı soracağız kullanacağız? Kullanmadık. Adam sadece buraya bak. Bunu da biz ne yaptık? İlk grafikte öğrendik. İkinci derste hatırla. Fazla eksik meselesini yani. Doğru mu? İşte onu iyi öğrendin ki buraya gelesin. Tamam, bu bunun 5 katı. Bence işleme gerek yok. 30'a 150 5 katı gelir. Ama yok hocam biz işlem yapmak istiyorum derseniz de x ne olur yani? 150 çarpı evet 105 bölü 30 gelir. Bakın bölersek 5 gelir. Çarparsam 525 çıkar. Ama yalnız buradaki bilgi sadece bu soruyu ilgilendirir. Diğer soruda nüfusla alakalı bilgi yok. Diğer soruya geçince grafiğe bakacağız. Diğer soruya bakmayacağız. O yüzden grafik sorularında veya sayısal mantık sorularında böyle bağlantılı soru. KPSS DGS için konuşuyorum şu anda. Orada TYT'de bağlantı soru çıkmıyor. Tek tek çıkıyor. KPSS DGS sınavlarında bağlantılı sorularda eğer örneğin 3 soru çıkıyor ve 2 soru çıkıyorsa birini çözdünüz. Çözemedim mi? İkinciye bakabilirsiniz. Yani sırayı bozabilirsiniz. Yani hangisi anlaması kolaysa onu çözün. Bir şey olmaz yani. İlgilendirmiyor çözümleri birbirlerini. En çok çıkan çift grafikli sorulardan bir tanesi. Bu çok çıkar, anlatacağım şimdi burada. Demiş ki bu köylerde nüfus başına düşen para geliri PA, PB, PC. Bu nüfustu. Burada 150 idi. Onu bir yazalım. Burası da 180'di. Şimdi burası nüfustu. Burası toplam gelir miktarıydı. Doğru mu? Tamam. Peki biz nüfus başına düşen geliri nasıl bulacağız? Örnek veriyorum. 100 kişi var, tamam mı, nüfus olarak. Toplam 200 bin gelir var. Bak cümleyi tekrar. Toplam 100 kişi var. 200 bin gelir var. Ne yapacaksın? 200 bin geliri 100'e böleceksiniz. Dedim artık bak tekrar. 200 bini 100'e bölmeniz gerekiyor. Şimdi burada da öyle bir durum var. Şimdi bunu buna böleceğiz. Bak toplam gelir miktarını getirip nüfusa bölmemiz gerekiyor. Yani PA'yı bulurken şu hamleyi yapacağız. Hocam bilmiyoruz ama sayılarını, ama açıları biliyoruz ya. Açıyla sayıların ilişki yok mu? Var. PA kaç orada o zaman? 180'i getireceksin. 120'ye böleceksin. Yanına x koysanız da olur burada, koymasanız da olur. Fark etmez. Hepsini aynı x'i koyacağım için sonuç değişmez. Bunun cevabı 3 bölü 2. Demek ki burada nüfus başına 3 bölü 2'lik bir gelir. Yani bu bir şeyi temsil ediyor mesela. 3 bölü 2 x atıyorum. Çok önemli değil ki. Hepsinde x var. O sıralamayı değiştirmeyecek yani. PB'ye bakalım. PB'ye. Toplam gelir ne kadar sağda? 90. Peki soldaki PB ne kadar? O da 90. 90 bölü 90 kaç yapar? 1. Peki PC'ye bakıp bitirelim. PC 90 sağda. Burada kaç? 150. 30'a bölersem cevap 3 bölü 5 gelir. Bunlar yanına x koymak veya koymamak, bir bilinmeyen koyabiliriz, sonucu değiştirmez. Anlaşıldı mı? Sıralama istiyor benden. Çünkü sayı istemiyor. Bak sizden soruda sıralama istiyor. Sayı istemiyor. 3 bölü 2 var. 1 var. 3 bölü 5. En küçüğü PC o zaman. Sonra PB. Sonra ne geliyor? PA gelmiş. Oraya çok çıkar böyle soru. Oran böyle bölme sorusu bilginiz olsun. CBA. Nerede var? C şıkkında. Diğer şıkta aynı değil mi hiçbiri? Tamam. Sıkıntımız yok ya. Anlaşıldı mı? Bak bu bölme işine dikkat edin. Bölme işi yapacaksak sayıya ihtiyaç yok. Ha şöyle olsaydı mesela. A köyünde nüfus başına düşen gelir miktarı 5000 TL falan deseydi. A da bunu bulup 5'e eşitleyip x'i bulacaktık o zaman. O ayrı. Orada x'i kullanmak zorundayız. Burada bir sıralama sormuş. Bence x'i kullanmak zorunda değilsiniz. Tamam mıdır? Bilginiz olsun. Evet. İki daire grafik problemlerinin ikinci dersini de yaptık. Bir dersimiz daha var. Orada da güzel sorular çözeceğiz. Ondan sonra bu iki artık daire grafik konusunu ben kapatıyorum. Sen o sayfayı yeni açıyorsun. Ben kapatıyorum. Ama yine öğrenme kontrol testinin sorularımız var. Öyle hemen bitmedik yani. 12-3 testte çift daireli. Ne diyorum? Evde yalnız kalmayın. Benle ve Serkan'la ve suyla kalın. Kitapları fotokopi almayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.